Ben bu saçı açayım. Başlayalım. Açamazsınız. Nasıl açamam yani? Açamazsınız. Siz buraya niçin geldiniz? Ya değişim için geldim ama koyu da yapsak değişecek. Her yani türlü bu saçı değişecek koyu yapalım da yani bu ama saçı açarsak koyu bunlar kopacak. Olmaz yani bu hiçbir anlamı kopacak, kalmaz yani. Kısacık kalacak kopmaz, saçlarım. Kopmaz, niye kopsun ya? Saçı kopacak. Zaten şu an zaten yıpranacağı kadar yıpranmış yani. Bu saçı ben açacağım ki güzel bir renk olsun. Böyle olmaz yani bu ne? Beş renk böyle gelmişsin zaten bir de değişime ihtiyacım yok diyorsun. Karma karışık bir de diyorsun ki koyu olsun yani. Ben seviyorum. Ulan kendin iki paket boya alırsın kendin boyarsın yani. Buraya gelmenin bir anlamı da olmaz mı yani? Yarın yılbaşı, yılbaşına böyle mi katılacaksın yani? Benim için sıkıntı yok. Koyu yapmak istiyorsanız buyurun yapın. Bence başlayalım. Zamanımız geçiyor. Ya İzledim ama yani artık beni yormayın. Yani değişime geldiniz buraya. Yani saçınızın zaten bayağı işlemi var, uzun bir işlemi var. Süremiz de kısıtlı. Yormayın beni. Yapalım. Yıpranma da olmayacak. Hiç merak etmeyin. Zaten saç yıpranmış bir saç. Ben hatta eskisinden daha iyi yapacağım. Bana güvenin bu konuda. Ha şimdi penuarımı alıp geliyorum. Başlıyoruz. 3, 2, 1. Cila çekilmiş saça ama hala üç renk var çünkü uçlar hala açık. Kadir, bilmiyorum çok mu yürek yedi, çok mu cesaret apı içti bilmiyorum ama. Düğüne gider gibi bir saç hazırlamış 19 yaşında bir genç kızımız çok daha farklı olabilirdi. Kendinize çok güveniyorsunuz ya bu saç kopacak. %100 kesin. Ya şu an saçınız yıpranmış olduğu için biraz kurumalar olacak tabii. Kuruma her saçta olur. Oriel'in içinde kimyasal maddeler var. İster istemez her saçta kuruma olur ama kopma çok olacağını düşünmüyorum. Hafif uçlarda olabilir çünkü uçlar zaten yıpranmış. Onları da keseceğiz. Temizlenmiş olacak yani. Çok konuşan, çok yanılır, çok evet. Biliyorum diyen hiçbir şey yapamaz. Evet. Murat'cığım sen çok sessiz kalıyorsun hakikaten. Biraz. Evet. Sen de yorumlarını almak istiyorum. Ben sadece yapılan işi görmek istiyorum. Bu kadar sükunet olmaz. Sen yani, bir yarışmadasın. Hep topuz yapacağım, toplayacağım, bomba evet. Gibi bir topuz yapmak istiyorum diyordu. Ben iyi bilirim havasında bu saçta, biraz. Bu saçta nasıl bir topuz yapacak ben onu çok merak ediyorum. Evet. Ben de merak yani ediyorum. Yani hani kesim de zaten bir şey söylemedi. Ne yapacağını o da bilmiyordu. Hani orada çok enteresan bir cümle kurdu. Ben de önce saç açacağım. Evet. Sonra yıpranan yanan yerleri keseceğim. Ama önce konseptimizde aslında değil. Ne var? Başta önce zaten, kesmek. Başta zaten evet. Saçı yakacağını kabul etmiş. Tabii. Yani ondan saç yandıktan sonra gerek yananları keseceğim. Şimdi ben bu saçı yapamasaydım zaten olmaz derdim yani. Ama olabilecek bir saça da olmayacak demenin de bir anlamı yok yani. Onlar bence biraz beni kıskanıyorlar galiba. Bir de ben en küçükleri olduğum için bu yaşta bu kadar tecrübe, bu kadar bilgi şaşırıyorlar tabii ki. Benim gibi birine denk gelmemişler daha önce hiç. Bence. Ben onları biraz... Sen böyle konuştukça ben daha çok merak ediyorum. Tabii. Merak iyidir. Siz merakla bekleyin. Çok güzel bir saç çıkacak. Siz bile şaşıracaksınız yani. Bugün Kadir Bey kendine çok güveniyor modeline de. Baktığında böyle emin bakıyor. Kadir kesinlikle bugün başarısız olacak. Ben buna inanıyorum. Çok laf yapan... Hep yanılan derler. Ya tabii ki sen beni etkilemedin çünkü ben kendime güveniyorum ben ama. Ben diyecektim. Meslek konusunda güvendiğim için seni de kırmak istemem. Seni de buradan kötü bir sonuçları çıkartmak istemem. Konuda şüphen olmasın. Buradan mutlu çıkacaksın. Açma işlemini neredeyse tamamlayan Kadir Bey'in aklına bakın ne geliyor. Güzel Hanım, erkek arkadaşınız var mı? Var. Saçlarınızı ne renk seviyor? Koyu seviyor. Koyu seviyor. Evet. Şimdi açık görünce ne tepki verecek size? Şaşıracak. İnşallah bırakmaz sizi. Yok sanmıyorum. Değil mi? Bir saç için bırakmaz yok, herhalde sanmıyorum. Sizi. Sizi yıkama yerine alalım. Çünkü arkalar falan açıldı. Tabii. Renkleriniz açıldı. Buyurun. Ben neyi görüyorsam doğruyu görüyorum. Doğruyu söylüyorum yani. Kendisinde de bir hata göreyim. Tamam mı? Kendisinde de söylüyorum. Çünkü bizim ekibimizin yani biz yarışmacı ekibimizin en ufak yaşta olan arkadaşımız o. Burada şu anda ondan bir büyük insan ikimiziz. Ben Murat aynı. Abi. Ben büyük benim. Siz, şimdi şöyle siz diyelim. Saygıdeğer üstadım. Şöyle sizsiniz diyelim. Yani. Biraz saygı göz. Meslek. Hemen şu toparlayalım tamam. Arkadaşlar. Toparlayalım. Şimdi bir saatimizi doldurmak üzereyiz. Evet. Dilerim istediğini yapar. Kendi de mutlu olur, model de mutlu olur. Haydi bakalım. Hadi gidelim bakalım. Hadi. Hazır mısınız? Açıyorum. Hazırım. Şimdi açtığımda çok karışık renk görebilirsiniz. Bu sizi şaşırtmasın. Çünkü bu açma işlemi
daha sonra boyayacağımız için sizi hiç yanıltmasın. Açıyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Yeni yıla da hazır mısınız? Hazırım. Tamam, açıyorum. Saçlar ne olmuş? Yeşil olmuş. Yeşil olmuş, sarı olmuş, turuncu olmuş. Açma fırçasını verin. Deminkinden daha çok renk değil mi sence? Tabii açma işleminde normal ama söyledim zaten. 3-4 renk olması normal. Hiçbir kuaför tek bir renk açamaz. Çünkü başta ısısı var, dipler açılması sarı normal. Bu herkeste olan bir şey yani. Şimdi arkadaşlarımız gelecek. Saçın geldiğinde zaten yıpranıktı. Ben şimdi silme işlemi yaptım. İstersen uçlarına kopma olacak. Çünkü ıslak her saç kopar. Evet. Merhabalar. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasıl, enerji topladınız mı? Geldiniz mi? Biz enerji nasıl, topladık da nasıl görüyorsunuz saçları? Bitmiş. Açtım saçı, nasıl görüyorsunuz? Abi bu saç mı? Açma mı bu? Dün kaç bir renkte açmışsın? Ama zaten tek bir renkte kimse açamaz. Dibi de açamamışsın. Dibi açamamış mıyım? Zaten dibini koyuya boyayacağım. Ne? Bakıra boyayacağım yani. Uçları bakır zaten açtım. İstediğim gibi açıldı uçları. Dibini zaten koyuya boyayacağım. Koyudan dibini neden bu kadar girdin? Aslında bir parmak da bırakabilirdin. Nasıl? Bir parmak bırakabilirdin dibini. Dibini normal çünkü başlısın sısı olduğu için çabuk açılıyor yani. Normal böyle açılması yani. Dipten mi başladın? Yok, uçtan başladım. Uçtan mı başladın? Çok şey uçtan mı başladın, dipten mi başladın? Hayır, uçtan başladım tabii ki yani. Dipten başlayacak kadar amatör değilim yani ben. peki, uçtan başladım, dibi volümü çok çabuk. Şey hayır, kendi rengi volümü düşük yaptım zaten. 20 volümle açtım. Diplere, diplere 20 volümle açtım diplerini. Daha neyle açabilirdim ki? Dipleri ama zaten koyu boyayacağım. Sen, bu sizi aldatmasın şu an yani. Bitti mi? Sen Cumhur Bey, kocaman bir amatörsün. Neden Cumhur amatörüm? Cumhur Bey siz zaten bana bir dakika. Hayır, ben sana niye takacağım kafayı? Dün dedin ki ben bir saatte açarım, boyarım, keserim. Bir saatte açamamışsın saçı. Açamamış mıyım? Açamamışsın tabii. Açılmamış mı bu saç? Abi yeşil. Şimdi bu geldiğinde bu saç uçları kopuk yeşil, değil mi? Yeşil. Işık abi yeşil. Işık yaratmasın, ıslak şu an bu saç. Yapma yani. Abi yeşil bu saç arkadaşlar. Yeşil mi? Abi bir şey evet, kurutalım mı? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Basit. Buyurun. Zaten geldiğinde o saçın uçları öyleydi zaten. Buyurun. Nasıl? Cumhur Bey. Buyurun. Uçları zaten öyle değil miydi geldiğinde? Buyurun. Islak saç hamurlaşmış kapalı. Beyefendi. Bir şey söyleyeceğim. Siz 35 senedir bu işi yapıyorsunuz da evet, her ıslak yıpranmış saç lastikleşmez mi zaten? Elastik olmaz mı yani? Her saç böyle olmaz mı? Yanlış açım. Hayır, yanlış açım mı? Yanlış uçlardan açım. Başladı mı? Yanlış açımla hiç alakası yok. Valla renk kartası gibi olmuş saç. Normal zaten. Başarılar tek bir renk kimse açamaz zaten. Halbuki sen de renk kartresi olarak kullanabiliriz. Kusura bakma. Yani. Kadir arkadaşımızın açma işlemini sonuç olarak hüsrana uğradığımı söylüyorum. Çünkü diplerde yeşerme, uçlarda fazla olarak dorelik var. Saçta baya bir yıpranma var. Baya. Yani el işaretimle gösterdiğim zaman baya bir yıpranma var. O saç boyandıktan sonra semsert olacak. Saç açamamışsın, amatörce çalışmışsın. Bir daha karşı tarafındaki kuaföre saygı duymayı öğren. Yapamayacağım bir işte de Cumhur yapıyormuş yani gibi iddialaşma. Hiç kimse tek bir renk açamaz zaten. Ama dün kimse öyle açamaz. Demiyordun. Hayır. Dün ya gürdün, tamam da, yağdın, bir şey mi? Açıyorum yaptın, ben zaten boyayacağım daha bu saçı. Birinci oldun, daha çıktın sen ve dün konuşmamla. Islak bu saç. Islakken her saç çektim kopar yani. Bu saç geldiğinde zaten yıpranmış bir saçtı. Değil miydi? Geldiğinde yıpranmış bir saç değil miydi? Kardeşim uçları yıpranmış. Tamam ben zaten bunu silme işlemi yaptım yani. Tamam, peki neden kesmeden normal açtın saçı? Hani kesip açaydın o ama zaman. Ama siz çok yanlış düşünüyorsunuz. Niye kesip? Saç zaten yıpranacak. Kesip bir daha yıpranacağına hiç gerek yok. Aa, yapma lütfen. Şimdi zaten yıpranmış bir saç. Şimdi saçı açıp işlemi bitirdikten sonra kesmek daha mantıklı. Şimdi bakın burada çok amatörce düşünüyorsunuz. Burada, yani saçı burada, kes burada, ondan sonra aç bir daha kes. Amatörüz. Sen profesyonelsin o zaman. Yani. Burada adil olalım mı? Evet. Şimdi salonumuza bir müşteri geldiği zaman önce saçını açarız. Katran, açılacaksa. Bu durumlar çıkmıyor ama bir dakika ben konuşuyorum. Bir de üst üste konuşmayalım mümkünse. Ben lafımı bitireyim ondan sonra siz Hatıra Hanım deyin. Şimdi bir salona müşterimiz geldiği zaman önce saçını açıyor muyuz? Evet. Açıyoruz. Daha sonra boyasını yapıyoruz. Sonra yıpranan yerlerini kesiyoruz. Kesiyoruz. Ama bu kuaför salonunda uyguladığın bir işlem. Sen yarışmadasın.
Şimdi yanlış yarışmadasın. Ama zaten yanlış bu değil. Hayır, yanlış herkes değil. Bunu yapar sen yani. Sen bir yarışmadasın. Yok, sen boyayıp açacak falan öyle bir şey yok. O zaman yanlış dün niye benim saçımı boyatmadan kesim istediniz benden kardeşim? Sen de kesmeseydin o senin orada amatör olduğunu hayır, gösterir yani. O profesyonel sen o şekildeyse. Sen profesyonel bir olsaydın saçı açtıktan sonra keserdin. Senin orada amatörlüğün ben saç açmıyorum ki zaten. Ama boyadıktan sonra keserdim. Saç açma işlemim yoktu. Ama, ben zaten ama saçın... sen o kadar profesyonelsin ki. Cumhur Bey beni dinlemiyorsun o zaman. Çilek rengi saçı misiniz? Tutmuş bana bakır yap diyecek. Kendini misiniz? Dövdürtecek. Cumhur Bey beni bir dinler misin? Saç geldiğinde yıpranmış değil miydi? Kardeşim saç yıpranmış değil miydi? Yıpranmıştı saç. Tamam. Uçları şimdi yıpranıktı. Bir şey söyleyeyim. Saç yıpranmış bir saçı kesip ondan sonra boyayıp bir daha kesmenin bir anlamı var mı? Hayır. Şimdi bu saçı açacaksın, boyayacaksın, saç yıpranacağı sen kadar yıpranacak. Sen bu saça bakırı yakalayamayacaksın. Mangalda kül bırakmıyor. Ben şöyle profesyonelim, ben böyle profesyonelim, ben şöyle profesyonelim. Ben şunu demek istiyorum. İyi bir jokey, iyi bir jokey. Ben bunu her zaman müşterilerime de örnek olarak vereyim. İyi bir jokey, ata binmesini biliyorsa güzel sürer. Ama ata binmesini bilmiyorsa ya at onu aşağıya atar ya da o atın ayağını kırar. Doğru bir analiz yapabilmek için açma işlemi yapılan saç kurutuluyor. Cumhur Bey ile Kadir Bey arasındaki tartışma daha da büyüyeceğe benziyor. Bak dipleri baş dişsiz olduğu için fazla açılmış. Ama bak şu saçı görüyor musun? Ne kadar net açılmış diğer tarafları. Yıpranmış olmasına rağmen. Şimdi bak, dipleri zaten koyuya boyayacağız. Koyudan açığa gidecek. Bak güzel kardeşim. Ve tek bir renk olacak. Yani bu, siz de bu işi saçı, anlıyorsanız zaten. Bu saçı sen tek renk çıkartamazsın. Zaten şu an bile benim istediğim tona. Bak görüyor musun? Bakırlık olarak. Şimdi sen bak, şöyle iddia ediyorsun. Ama diyorsun, bak getir mesela. Bunu bakırı vurduğu zaman zaten o tonu almaması imkanı yok. Aslında profesyoneldin, karteleyle pek çalışmazdın ama yo, siz, bana söylüyordun. Siz karteleyi anlamıyorsunuz ya. Ne münasebet canım. Ne münasebet. Siz karteleyi almışsınız, bunları, koltuğunuz geç, altında geç, dolaşıyorsunuz. Geç, ben anlamadım sizi canım, ya. Hadi sen de tezgahın üstünde geziyorsun. Yo ben onu getirdim, siz getirdiniz canım, onu. Hadi bak, canım. Şimdi hadi birbirine ne kadar yakın bak. Nedeni var. Ben sadece bakırı vursam alacak ton olarak. Zaten bak şu dore, bu bakır. Aralarında sadece kız bakır tonu yok. Yoğun bakır evet, olsa aynı olacak. Peki. Yanlış mıyım? Şimdi yanlış bu rengin ben birebirini istiyorum çünkü bu rengin tamam da, üstünde çalışıyorsun bana. Tamam da bak zaten bak bana. Sen bakırı vurdun mu aynı artık olacak. Farklı biraz bir önce şey bir yok. Cümle kurdum. Arada uçları, sadece bunun yanması normal. Bak geldiğinde zaten şu kadar. Normal. Bak şimdi kuruyken çek, kopmaz. Her ıslaksa herhalde, şunu çek. Herhalde. Ama herhalde zaten bunu siz biliyor olmanız herhalde lazım. Herhalde. Bak kopuyor, gel kopuyor. Bütün gücünle çekiyorsun sen. Aa, de estağfurullah. Lütfen. Koptu mu? Tek renk göremeyeceğiz. Yani görebileceğimizi zannetmiyorum çünkü zaten aralarda ışık yapacağım dedi. O ışığı nasıl yapacak onu da çok merak ediyorum. Çünkü zaten saç yıprandı, öldü. Eğer uçlarına bir daha işlem yaparsa o saçı komple kesmek zorunda kalacak. Çok zorlanacak diyorum ben. Sende de boy var. Yok şimdi bütün gücüne çekiyorsun diyor ya. Ben şimdi normal olarak bir güç denemek istedim. Sen dedin ya şu an nasıl açılmış bu? Şimdi. Şey bak bakalım şöyle tek diğer tarafa. Güzel kardeşim nasıl açılmışını bırak. Dibi zaten her zaman fazla açılır. Sen bana diyorsun ki bu saç zaten yıpranmıştı. Kopması normaldi. İşte ya ben geldiğinde şimdi iki renk olmuş. Dibi açık. Şimdi boyadı mı tek bir renk olacak. Tamam da. Hiçbir insan burada zaten bu saçı. Burada nereden baksan aradığım zaman 10 renk var. Bakın her tonu şey var bir defa. Yeşil var. Cumhur Bey bir şey söyleyeceğim. Sarı var. Saç resmen renk kataloğuna dönmüş şu an. Ondan sonra ve sen meslekten saçı anlıyor musunuz? Murat Bey. Ben anlıyorum da meslekten. Sen tamam, bundan böyle bir şey önce bana şey demiştin. Yanar dönerlik yapıyorsun demiştin. Evet yanar ama, dönerlik hala yapıyorsun. Şöyle bir şey var. Bak, senin yanar dönerliğin şu an saça yo, yansımış. Bak şimdi, saç şu an yanar döner olmuş ya. Nasıl olmuş mı yani? Ya saç da şu anda nereden baksam şöyle. Özür diliyorum bakın. Ama ıslak olsa çağ. Canım benim bir ıslak, saniye. Islak. Canım benim bir saniye. Bak ıslak ki her saç kopar. Abi ben kopmayı söylemiyorum. Geldiğinde zaten yanar saçı. Abiciğim kopmayı söylemiyorum. Bak bu saçı böyle de denersin normalde. Böyle çekersin yine kopar. O sıkıntı değil. Bak şimdi. Açık. 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 Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane renk ya var. Ya bir şey söyleyeyim mi? Siz var ya renk görüyorsunuz ha. Ben Umut'u ya baskın olduğum için bastırıyorum çünkü yani konuşmak için konuşuyor. Yorumu da saçma yani. Saçta 7 renk var diyor. Yok öyle diyor, beni konuşturmuyorsunuz diyor. Mantıklı bir şey konuşsa zaten ben ona cevap veririm yani. Mantıklı bir şey konuşmadığı için ben de direkt kesip atıyorum yani. Kadir arkadaşımızın yapmış olduğu açma boyamasında, açmasında bazı arkadaşlarımız 3 renk gördü. Ben 7 renk gördüm. 7 renk gördüğüm için renk kartelası gibi gördüm. Vallahi neden bir söyleyeyim. Burada şu an iki renk numara var. Gözlük var. Arkadaş gözlük taksın o zaman. Bir bak. Sen de benim lafımı bu adama söylemedin. Yapacak bir şey yok ama. Renk görüyormuşuz şey ya. Söyleyeceğim. Siz biraz dürüst olun.
Ben tamam, dürüstüm. Birazcık dürüst olun. Ben dürüstüm. Şu saçta iki renk... O zaman sen de dürüst ol. Renk yok mu? Dürüstlük mü? Sizin yorumunuzu almak şimdi istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Saçta dibi açık olmuş. Ben kabul ediyorum. Zaten boya olacak zaten. Arada bir ton daha koyuluk var. Şu tamam, an saçta uyan yerde şimdi doğal seçi. Boyanlı mı açılmayacak mı? Şimdi benim sadece merak ettiğim şey... Şimdi ben bunu boyayla açılmayacak mı? Benim sadece merak ettiğim şey uçları tonlarını tutturabilecek misin? Burayı çok merak ediyorum. Bak şimdi bakır tonuyla Dore'nin arasında sadece bir bakırlık yok. Ton olarak zaten ikisinin... Ton olarak ikisi de 7 numara tonlarında. 7.34 dediğin 7. aslında. 7.3 tonlarında. Fındık kabuğundan biraz hafif bir karamelliği var. Çok hafif. Yani dibini 5 numarayla boyayacağım. 5 numarayla. 5'le. 5'le boyayacağım çünkü. 5'le. 5 ama bir saniye. Ama neden açsın o zaman 5'le boyayacaksın seçim? Anlamıyorsun bir dinle. Dibini 5 numara yarım tüp. Yarım tüp 5.3. 7.44 yarım tüp. Kadir arkadaşımızın bize konuşması tutarsız. Neden tutarsız? Diyor ki, ben diyor bu saçı diyor bakır yapacağım diyor. Ama diyor ki, 5 numara vuracağım, 5-3 vuracağım. Bu ne periz ne lahana. Yani 5 açık kestane, 5-3 kestane dore. Yani bu ne demek şimdi? Bakırlıkla bir alakası yok. Ne olur o zaman Kadir arkadaşımız bu saçı bu boyaları uygulayınca saç yeşerecek. Saçın diplerinde yansımalar kalacak, uçlar boyayı tutmayacak. Ve bir yıkama sonra o saç gök kuşağı gibi olacak. Şurada nasıl renk iki renk var iki. Bak canım bir sarı bak, bir de bakır rengi. Bak sarı renk diyorsun bak uçlara bak. Ya ıslak ama yeşil bak ışıklar var. Islakken her saç böyle duruyor. Sen bu saçı bir saatte mi açtın? Bir saate yakın açtım. Sadece bir saatte açtın. Bir saate yakın açtın. O zaman abi iddia etmeyeceksin. Ama bak gözümle kapalı kesmedim yani. 3 dakikada kestiğim saçı da böyle alabulalı kestim, kestim. Aslanlar yani. Gibi kaynağımı da yaptım. Kestiniz benim... mi? Kestim tabii. Bence siz... Sen de boyadın mı? Açtın mı? Bence sen açamamışsın kardeşim. Size göre açamadım. Şimdi sonuç İddialaş ne olacak bir burada? İddialaşmayacaksın sonuç ne olacak? O zaman. Sabahtan beri anlatıyorum bana sonucu ya. Tekrar dinlemek bak, istiyorum. Bak dünkü söylediğini, tezini yine çürüttün. Yok. Yine gömüldün. Siz yanlış. Hadi başarılar diliyorum sana. Boya da göreyim. Görün hadi Cumhur Bey. Hadi. Son finali. Hadi, tamam. Finalde görüşürüz. Kadir Bey'in bugünkü yapacağı işlem, boya işlemi bir saatten de daha az sürebilirdi. Çünkü platin bir saç açmadı. Zamanını boşa harcıyor. Ben dün Cumhur Bey için de söyledim. İçeride çay kahve mi içiyor diye. O da herhalde içeride çay kahve içiyor, muhabbet ediyor.